Az önce konuştuğuma hoş geldiniz yine bir salı akşamı canlı yayında karşınızdayız sevgili seyirciler geçtiğimiz hafta pazartesi günü daha doğrusu pazar gecesi öncelikle Gümüşhane'de arkasından devam eden günlerde Erzincan'da İstanbul'da ve son olarak yine pazartesi günü Van'da arka arkaya meydana gelen depremler Türkiye'de yine yeniden depremi gündeme getirdi. Aslına bakarsanız iyi ki getirdi çünkü depremi bir an olsun bile aklımızdan çıkarmamız gereken bir coğrafyada bir ülkede yaşıyoruz. Ee, biz de bugün e, Türkiye'nin gündemi deprem olunca depremi konuşacağımız uluslararası anlamda yaptığı yayınlarla e, ortaya koyduğu verilerle e, dünyada bilim dünyasının saygısını kazanmış. Türkiye'de de sözüne çok itibar edilen bilim insanlarından birini burada az önce konuştuğumda misafir edelim istedik. Profesör Doktor Naci görür. Az önce konuştuğumda konumuz abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi arka arkaya olan depremler e, size de herkes aynı soruyu soruyor. Siz de gece bir şey yaptınız. Sosyal medyadan bir paylaşımda bulundunuz. Özellikle İstanbul'da meydana gelen e, 4.1 büyüklüğündeki depremden sonra e, bir açıklama yaptınız. Dediniz ki bu e, isterseniz siz yap, anlatın açıklamayı. E, herkesin merak ettiği o açıklamada iki soru var. Birincisi sizin çok kızdığınız o soru. Bu bir öncü deprem olabilir mi? İkincisi de e, sizin cümlenizin sonunda yer alan e, Marmara'da gerilim e, artıyor. Ne demek? Evet. Şimdi bu Çınarcık e, çukurluğu çukurlu içerisinde meydana geldi. Şimdi 99 depremleri e, Körfez'in Çınarlık çukurluğuna açıldığı yerde aşağı yukarı durdu. Ee, onun için Marmara büyük bir çoğunluğuyla artık e, depreme gebe hale geldi. Biz 99'da yaptığımız araştırmalarla, NATO'nun desteğiyle, Avrupa Birliği'nin desteğiyle. Deniz Kuvvetleri'nin desteğiyle TÜBİTAK'ın desteğiyle Marmara'da Bir elin Parmaklarından az bilim adamları Milyonlarca Euro'luk bu projeleri Yürüttük Benim başkanlığımda bu yapıldı Namık Çağatay Celal Şengör Gibi benim ekibimde olan Arkadaşlar vardı Bu arada da Fransızlar özellikle İtalyanlar, Amerikalılarla bu araştırmaları yaptık. Bu araştırmalarda deniz altı da dahil kullandık. Denizin dibine daldık. Günde 7 saat çalıştık. Binlerce kilometre sismik aldık, veri aldık. Sonuçta onun sonuçları Marmara'da iki fayın kilitli olduğu, deprem üretme durumunda stres biriktirdiğini saptadık. Bak bu böyle kimi adamın böyle İskembey Kübra'dan o yok orada yok bu yok dediğiyle değil. Hayatında hiç deniz araştırması çalışmamış insanlar da Marmara hakkında bir şey söylüyor ya. Yani ben bu senelerce bu kadar dünyanın en saygın ve teknoloji donanımlı gemileriyle bu konuda en uzman insanlarla Zaviye Löpishon gibi mesela Yaptığımız Denmarkse mackenzi gibi e, yani bilim adamlarının desteğiyle yaptığımız çalışmaların sonucunu söylüyorum iki fay var bunun biri adaların güneyindeki fay şimdi bu fay e, çukurlukta 4.1 deprem olunca e, millet telaşlandı tabii nerede oldu bu bu e, denizin içerisinde oldu o Adalar fayının daha güneyinde çok sayıda normal fay var. Hı, o beklediğimiz büyük depreme neden değil. olacak fayda değil. De o Değil. Hı. Onun güneyinde normal faylar da oldu. Ve ben o akşam yazarken tweet'i dedim ki muhtemelen bu depremin yeri bu normal faylar. Nitekim ondan sonra çözümler yapıldı ve gösterdi ki normal faylarda olmuş. Siz o gece sanıyorum yazdınız diye de bir iki kişi eleştirdi sizi. Ee, yani o sanıyorum o demek değil mi? Yani tabi yani şöyle söyleyeyim. Yani her zaman bizi eleştirsinler de eleştirenler biraz bu işi bilmeleri lazım. Yoksa herkes her şeyi eleştirebilir. Yer bilimlerinde kesin konuşmak yoktur. Özellikle sanıyorum, zannediyorum, muhtemelen olasılıkla bizim kitabımızın en geçerli cümleleridir. Peki o ana fayın yani büyük deprem üretmesini beklediğimiz iki faydan bir tanesinde olmadı. Onun arkasındaki bir başka faydan oldu. Yani onun güneyindeki normal faylardan oldu Çınarcık'da. ya Çınarcık'ta. hocam o kaç tane fay var ya bu Marmara'da? Ya var bak şöyle söyleyeyim. Çınarcık'ta adalar fayı var. Kuzey batı güney doğu uzanımlı olan deprem beklediğimiz faylardan biri. Bir de Çınarcık Çukurlu'nun güneyinden normal faylar var. Kaç tane var bunlar? Yani sayıları herhalde 8-10 tane var bir demet halinde normal faylar. Onlar deprem üretirse en fazla 6'ya çıkabilirler. Yani 6'dan daha az 5'lik 4'lük depremler üretirler. İşte bu o günkü deprem bunlar üzerinde oldu. 4.1 hmm. oldu. Onun içinde ben asıl beklediğimiz fayda değil. Çok endişe etmemek lazım dedim. Şimdi niye orada deprem oluyor? Bak çok basit bir şey. Bunu yani millete anlatmak istiyorum. Marmara Denizi gerilim altında. Gerilim nedir dediğimiz zaman gerilim. Gerilim birikti, gerilim birikti diye. Gerilim birim alana düşen kuvvet demektir. Yani bir birim alana düşen kuvvetin miktarı demektir. Veya halk diliyle konuşursak fayların deprem üretmek için kayaları parçalama gücü demektir. Bizim Anadolu her yıl iki buçuk santim o denizin altındaki fay boyunca Yunanistan'a doğru gidiyor, batıya doğru. Halbuki adaların bulunduğu yerde Normal bir kayma olmuyor her yıl iki buçuk santim. Çünkü orası sürtünme tutuyor orada bu hareketi. Bu hareketi deforme olarak karşılıyor. Yani aynen şunu düşün. Diyelim ki senin bu ceketin bir çiviye çak dursun. Şimdi o çivi sağlam duruyor. Ama senin hareketin de var. Sen giddikçe, gittikçe e ceketin kalkacak. Gittikçe daha çekilecek. Sen tam devam ettiğince ceketin cart diye yırtılacak. Ceketin yırtılması aynen kayanın deprem olması gibi. Yani e, fayın kilitlenmesi hareketi durdurmuyor. Deformi olarak o hareketi karşılıyor. Onun için e, bu bütün Marmara bölgesinde Kuzey Anadolu fayı üzerinde ve çevresinde Anadolu'nun batıya doğru hareketi sonucu deform şey birikir, stres birikir. Bu stres güneydeki faylar üzerinde de birikiyor. Yani Marmara'nın güneyindeki yerlerde de birik, birikiyor, Bursa'da da birikiyor, İznik'te de birikiyor, Geyve'de de birikiyor, Kapıdağ yarımadasında da birikiyor. Ama güneyde biriken stres çok yavaş. Çünkü orada hareket bir milimetreyi, yarım milimetreyi geçmiyor. Bir milimetre senede birikmek, yani bin senede bin milimetre demektir. O da on metre falan mı yapar? Yani yedi büyüklüğünde bir deprem için senin ihtiyaç duyduğun metre en az beş, beş buçuk metredir. Sen bunu beş yüz senede biriktiremezsin güneyde. Yani Olaylara böyle bakmak lazım. Böyle faylar <laughs> rastgele çalışmaz. Stresi biriktirir. Kendinin bulunduğu yerdeki kayaları parçalama gücünü aşarsa orada deprem olur. Dolayısıyla yani biz bunlara böyle bakıyoruz. Bir de faylara Aynen kumbara gibi bakmak lazım. Çocuğun kumbarası gibi. Diyelim ki senin çocuğun günde bir tane 1 lira kumbaraya para atar. 60 günde de kumbara dolar diyelim gider bankaya. Çocuğun annesi geldi. Vay torunum bak para biriktiriyormuş diye bir, ha, bir, dolu patrayı avuç dolusu. Çocuğun haberi olmadan o kumbaraya atar. Çocuk 60 gün sonra benim kumbaram dolacak diye düşünürken 28. gün do dolar. O zaman da tabii şaşırır. Bu nasıl oldu? Buradaki olur? o babaanne etkisi hangisi bu? Ha işte mi? onu diyorum. Baba anne etkisi o fayın çevre faylarıdır. Ha o zaman deprem üreten faylardır. Deprem üreten faylar kendi çevresindeki faylara stres transfer eder. Şu doğru mu o zaman? E, pazartesi günü olan Ana fay hattı değil, ama onun yakınındaki fay hattında olan o 4. nokta küsürlük deprem ana faydaki gerilimi daha da arttırdı. Ya, yani miyiz bunu? şöyle, yani küçük bir fay olduğu için yani diyelim 4.1 öyle transfer edeceği enerji fazla olmayabilir. Ama şunu kabul etmek lazım ki deprem yapan faylar enerjilerini yüzde yüz boşaltmazlar. Şimdi bu enerjinin bir kısmı termal enerji olarak boşalır, elastik enerji, dalga enerji olarak boşalır, ne ben kinematik enerji olarak boşalır. Bir kısmını da fay çevreye veya kırılmamış yerlerine transfer eder. Dolayısıyla biz onun için Güneydoğu'da, bak Celal Şengör'le ben ilk kez bu 6 Şubat depremleri olduğu zaman, Dedik ki Hatay'a dikkat edin, Adana'ya dikkat edin. Çünkü Maraş'ta olan depremler bu faylara enerji transfer etmiş olabilirler. Nitekim dediğimizden 15 gün sonra Hatay'da deprem oldu altın küsur. Yani Marmara'da o deniz altında deprem beklediğimiz faylarda biriken stres, Tüm Marmara'yı, Marmaran içindeki fayları ve Marmara'nın güneyindeki fayları da belli ölçüde stres transfer ediyor. Marmara geriliyor. O gerilimi onlar da alıyorlar kendi ölçülerinde. Ama güneyde depremin olması, diyelim Bursa civarında belki daha zaman alacakken, Kuzey Anadolu fayında artık biz yani alanında duruyoruz. Kuzey Marmara'nın içerisindeki o büyük deprem yaratmasını beklediğimiz iki fay hattı, e, bunlarda henüz deprem olmasa da bir en, gerilim enerji birikimi, bir stres birikimi olduğunu biliyoruz. o Evet, Peki. o konuda çalışmalar var. Yani özellikle GPS çali, e, çalışmalarından, insar çalışmalarından, işte e, stres transferi hesaplarından, tarihi depremlerden, e, fayın davranışından, özellikten vesaire bütün bunlardan o fayın takın yani kilitli olduğu stresi biriktirdiği ve muhakkak günün birinde o stresi açığa çıkartacakları deprem yolunda bekliyoruz deprem olmasa bile şu anki haliyle oradaki enerjinin deprem olmadan kenardaki cevarındaki diğer küçük fay hatlarını tetikleyip deprem yapabilmiş olma ihtimali var mı yani şöyle e, diyelim orada da küçük depremler üretirse belli ölçüde çünkü bazen bu kilitli faylarda 5 4 büyüklüğünde deprem üretebiliyor. Yani özellikle e, krip dediğimiz hareketlerle o yandaki, sağındaki, solundaki küçük de, e, fayları belli ölçüde yükleyebilir. Deprem o yap üretmeden. Ama şöyle evet, yükleyebilir. Eğer herhangi bir fayda yeterince stres birikmiş Ekstra bir güce ihtiyaç duyuyorsa, bahaneye yani bakıyorsa o kırıp deprem oluşturabilir. Hmm. Yani bardağı taşıran son damla olabilir. Ee, bir fay dolmuştur, deprem üretmeye hazırdır. En ufak bir stres transferi bardağı dolduran, taşıran son damla olarak onu etki edebilir. Ve bak şöyle söyleyeyim sana. Bir fay yeterince diyelim ki deprem oluşturacak şeyi oluşturdu stresi doldurdu. Ama en üst deprem yapmıyor. O sırada küçük bir stres transferi bile bardağı taşırıp onu büyük deprem üretmeye itebilir. Hatta şöyle söyleyeyim bir arabanın bir tekerine bastığın hava basıncı bile, tetiklemeye yetebilir dolmuş bir fay. O zaman bu 4.1'lik deprem bahsettiğiniz anlamda riski arttıran bir deprem. E yani şimdi şu, böyle hani büyük bir deprem olsa çok hani bir endişe edeceğiz ama elbette ki 4.1 deprem de bir yerlere belli ölçüde stres transfer etmiş olabilir yani. Eee Sürekli size bu yıl depremlerde aynı soru soruluyor. Ben biliyorum sizin bunlara kızdığınızı ama ben sormak zorundayım çünkü orada verdiğiniz cevap ne kadar çok insan tarafından ezberlense bence o kadar önemli. Bu depremlerin öncü deprem olma ihtimali var mı? Şimdi öncü deprem <laughs> bu yani bence bilim platformunda kalmalı, bilimsel ortamda kalmalı. Çünkü çok ender bir şeyin öncü olup olmadığını onun takiben belli makul bir zamanda bir büyük deprem, daha büyük depremin olmasıyla öncü deprem diyebiliriz. Şimdi bakın bu e, şeyde büyük deprem oldu değil mi? Maraş ilçesinde ilk deprem 7.8. Ondan önce aynı yerde benim tweetlerimde görürsünüz. 2-3 sefer 4 üzerinde depremler oldu. Ne kadar zaman arayla? 3 ay, 5 ay hı hmm. 2 ay yani o tür depremler oldu tweetlerimden bulabilirim. E şimdi yani kalkıp bu son 7.8'i görürsen demek ya demek ki 3 ay önce olan depremler öncüydü diyebilirsin yani. Denebilir mi bilimsel olarak? E yani diyebilirsin. Yani bilimsel olarak bunun bir limiti yok yani. Öncü depremler böyle yani teorik olarak veya diyelim jeofizikçiler sismografları inceleyerek, ederek onların davranış şeklinden, gelişinden belki bir depremi öncü olarak yapabilirler. Eğer arkasından e, asıl büyük deprem gelmişse. Peki öncü depremin, o büyük depremin olacağı fay hattının üzerinde olması gerekmiyor mu? Olması gerekiyor tabii. O olursa öyle o olur. O zaman yani. bu yani son olan İstanbul'daki depremin önce olabilme ihtimali yok. Çünkü zaten o fay hattı üzerinde değil. Yani ben hiç düşünmedim bile. Yani o halkın bir şeyi. Ya o halk halk onu niye öyle öncü üzerine düşüyor biliyor musun? Yani önceden bu deprem olacağını belli ediyorsa kaçıp kurtulayım diye. Yani bu yani mantıksız bir şey. Bilim öyle bir bilimsel düşünce değil yani. Öyle bir şey yok kaldı ki yani nereye kaçıp nereden kurtuluyorsun? İstanbul'da 17 milyon. Nereye kaçırıyorsun? Ne kadar zamanda kaçırıyorsun? Nasıl kaçırıyorsun? Bunlar gerçekten düşünülmeyen şeyler. Bireysel hep kendi derdimizin çabaları. Yok toplumsal olarak düşünmüyoruz. Toplumsal olarak tepki vermiyoruz. Ben kaçıp Erzurum'daki anneme giderim diye, ben hayatımı kurtarayım diyor. Ama İstanbul'da geriye 15 milyon insan mı kalır? Hiç umurunda değil gibi davranıyor. Söylemiyle, davranışıyla. Bunlar doğru değil. Sevgili seyirciler, şimdi hocam Erzurum dedi diye söylüyorum. Jeoloji Mühendisleri Odası bir rapor yayınladı çok yakın bir zamanda. Bu rapor çok önemli bir rapor. Biz şimdi İstanbul'u konuşuyoruz. Fakat en az İstanbul kadar tehlikeli. Türkiye'de 18 il daha var. Ve bu 18 ilin tam olarak içinden fay hattı geçiyor. Jeoloji Mühendisleri Odası bu 18 ili yayınladı. Hatta biz de Naci ile birlikte bu 18 ilin e, analizinin yapılması adına bir tele, bir e, programa başladık bizim Kafa TV'de. Merkez Üssü diye iki bölümünde yayınladık. E, o yüzden Erzurum'a da kaçmak çok mantıklı gözükmüyor şu an için. Çünkü 18 18 ilden bir tanesi de Erzurum. E, size şunu sormak istiyorum. Bu 18 ili de size soracağım. Jeoloji Mühendisleri Odası'nın raporunda yer alan ama e, bazı bilim insanları Diyorlar ki, hatta biz burada yayına bağlanmadan önce bizim ana haber bültenine de bir bilim insanı bağlandı. Adalarda böyle bir aktif fay yok. İşte bir takım insanlar sizden bahsediyor, Celal Hoca'dan bahsediyor, işte sizin gibi bilim insanlarından bahsediyor. Rant uğruna böyle bir fay hatta olduğundan bahsediyorlar, diyorlar. İşte el arttıran da var. O el arttıranlar da diyor ki İstanbul, Türkiye'nin en güvenli yeri. Evet, şimdi bir sefer onu söyleyenler bilim adamı değil. Nasıl bayağı profesör adamların başında ismi. Yani titir taşımak sizin bilim adamı olduğunuzu göstermiyor. Şimdi bilim adamını önce bir masaya yatıralım. Şimdi bilim adamı kime denir? Bilim adamı araştırma yapan, araştırma sonucu verileri toplayan, o verileri laboratuvarda analiz eden, onları daha sonra yorumlayan ve yetmiyor. Uluslararası bilim kamuoyunun bilgisine sunan ciddi izlenebilir uluslararası sitasyonlara geçen dergilerde onu yayınlayan bir insandır bilim adamı. Şimdi hiç yayın yapmayan adam bilim adamı değildir o istediğini desin. Yani sen de de mesela çıktı ki ben dünyada ikinci bilim adamıyım. Biri rahmetli Einstein de öldü. İkincisi de benim. Ben istediğim kadar güleyim yani. Ama bilim adamıyım diyorsan sana önce neler yaptığını, sivini, hangi araştırmaları yaptığını, nasıl yaptığını, hangi yöntemleri kullandığını, nerede yayınlandığını, dünya kamuoyuyla nasıl bilim kamuoyuyla alışveriş yaptığını, dünyada hangi konferanslarda, hangi çalıştaylarda bunları sunduğunu, dünya senin çalışmalarını ne ölçüde izlediğini bilmesi lazım. Şimdi eğer bu dediğin, bu lafı kimler diyorsa, ben kimseyi muhatap almıyorum. Eğer bilim adamı diyorsa, bir yerde yayınlamış olması lazım ki, ben de bak bu neden var ama Farklı düşünen bu görüşte var diyebileyim. Ama sen yayınlamamışsan ben nereden bileceğim ki? Yani öyle bir bilim adamı düşün kendi yiyip kendi pişiriyor. Yani hiç kimsenin haberi yok. Öyle bir bilim adamı olmaz dünyada. Öyle bir bilim adamı tanımı yok. Bilim adamı evrenseldir. Bilim adamı uluslararası ölçütlerle ölçülür. Mesela o senin dediğin adamları Google'da ee, akademik Google'a gir, isimlerini yaz, karşılığında göreceksin ki kocaman bir sıfır çıkıyor. Hiçbir yayınlar, hiçbir şey yok. Ha benim yayınım var deyip de kendin pişir kendin ye şeklinde yapıp orada burada yazdırıp icabında para verip veya Türkiye'de yani uluslararası bir niteliği olmayan bir yerlerde bir şey yapıyorsa... O yayını da kimse görmez zaten. Değerlendirmek mümkün değil. Kabul edelim. Konu giysi alışverişi olunca biz erkekler. Hemen sıkılıyoruz. Yoruluyoruz. Bazen keşke alışveriş bize gelse diyoruz. Öyle olunca da Avva uygulamasına giriyoruz. İstediğimiz kıyafeti kolayca buluyor, hızlıca alıyoruz. Avva'yı da bu yüzden seviyoruz. Marmara Denizi'nde e, bahsettiğiniz ö, ö, ölçüde bir deprem üretecek fay hatlarının olduğuna dair elimizdeki bilimsel kanıtların en güçlüsü ne? E, çalışmaların, uluslararası çalışmaların. Çünkü e, tabii burada konuşulacak başka şeyler de var. Yani bunu ben anlamıyorum. Tabii bu değişik bir Twitter kafası da var. Yani bahsettiğiniz şeye inanan milyonlarca insan var Türkiye'de. Bunu bir bilim insanının söylüyor olması çok acı ama... İnananların da bu kadar kör inanmaz çok. Önemli. Çünkü onu söyleyen ben şimdi geçen buraya gelmeden önce yolda çıkardım Amerikalı, Japon, Fransız, İtalyan ve İsviçreli mi bilmiyorum İsviçreli olabilir 5 ülkeden onlarca yüzlerce bilim insanı e bu en son Xavier Le ve sizin yaptığınız o Marmara Denizi araştırması var 99 depreminden sonra orada bilimsel veriyle ortaya koyulan bir bilgi bu yani bilimsel analizle ortaya konulan veri diyor ki bu fay hatları aktif ve bunlar deprem üretecek. Ee, bu Türk bilim insanlarının dışında saydığı 5 ülkenin bilim insanları da söylüyorlar. Bak ee, sen ona alt... hiç gitme. Bak Öyle Hiç mi? gitme. Şöyle düşün. Bizim halkımıza söylüyorum. Dinlesinler. Hadi siz rantçısınız da elin Japon'unun diyorum hocam yani şeyinin yani, Fransız'ının ne yani, işine yarayacak buradaki yani fay hatları. Yani şöyle söyleyeyim. E, bir rant meselesi olduğu zaman e, biz depremle ilgili hiçbir iş Hiçbir ranta yönelik bir şey yaptığımız yok. Yapmamışız hayatımız boyunca. Yapmamışız. Herkes de tanıyan biliyor. Şimdi e, bu en okumamış insanımız bile biraz makul insanımız bile bilir. İstanbul'da bırak bilimi İstanbul'da deprem olmuş mu olmamış mı? Tarihe bakalım. Evet Bizans tarihine bak Osmanlı tarihine bak. Cumhuriyet tarihine bak. Depremler olmuş. Bir yerde bir sefer deprem olmuşsa orada bir daha deprem olur yani. Yani bunun bu kadar insanlar düşünemiyor mu? Yani yer bilimlerinde kayda budur. Bir yerde bir büyüklükte deprem olmuşsa aynı yerde muhakkak günü geldiğinde bir başka büyük deprem olur. Aynen para dediğimiz kumbara gibi fay stresi biriktirir, kayaları parçalama gücüne erişirse deprem gelir. Dolayısıyla yani öyle bir lafı ben anlayamıyorum. Sonra dedim ya, yani bizim sadece veri toplama, gemilerle araştırma yapmayla kalmadık. Yüzlerce, yüzlerce uluslararası makaleler yayınlandı, yazıldı. Dünyanın bizzat en önemli bilim adamlarının bizzat yazdığı yaptığımız çalışmalar var. Levha tektoniğinin temelini atan bilim adamları var bu işin içinde. Onu da bırak. Bu şimdi hükümet veya yetkililer diyelim ki bu ikide bir depremi deprem olmayacağı halde birileri konuşuyor. Bundan rahatsız olmaz mı? Bir gün aklına gelmez mi ki ya bunlar bu kadar konuşuyor hele bir dünyada aklı başında insanlara sorayım. Japonya var, İtalya var, Avrupa var, herkes var. diyebilir bir dışişleri bakanlığımız veya cumhurbaşkanımız. Ya kardeşim bu bir, bir takım adamlar var benim ülkemde deprem böyle çığırtkanlığı yapıyorlar. Allah aşkına bizde deprem olur mu olmaz mı? Yani Avrupalı bile bunu düşünemez mi? Ya burada yayınlanıyor. Biz ben Amerikan sesine çıkıyorum. Fransız radyosuna çıkıyorum veya medyasına, Alman medyasına çıkıyorum. Azerbaycan medyasına çıkıyorum, Bulgaristan medyasına çıkıyorum. Bizi arıyorlar. Bütün bunlar. Peki bir tane, bir tane yurt dışından aklı başında bir adam, ya kardeşim böyle bir şey yok demez mi ya? Yani akıl var, mantık var. Bak, bu İstanbul'da deprem olmayacak demek ben kimseyi suçlamak istemiyorum ama büyük bir vebalin altına girmek demektir. Milyonlarca insanın can güvenliği noktasında bu kadar sorumsuz, bu kadar bilgiye dayanmadan beyanat vermek yarın deprem olduğu zaman ölecek binlerce insanın günahını yüklenmek demektir. Bak bunun örneğini sana vereyim. Benim bu burada ben ararsam çıkartırım. Onlarcası var. Deprem bölgesinden bize yazı yazdılar, yazılar var, tweet'ler. Hocam Allah sizden razı olsun. Biz bugün yaşıyorsak yukarıda Allah, aşağıda sizin sayenizde yaşıyoruz. Sizin uyarılarınız üzerine biz şunları şunları yaptık. Bugün hayattayız. Bunu dinlemeyenlerin her şimdi hiçbiri hayatta değil. Yani erken eğin Köylüleri ya oturmuşlar toplanmışlar video çekip bana gönderiyorlar. Sen burada deprem olacak olacak diye bağırdığın zaman sana kızıyorduk, kahrediyorduk. Ama şimdi Allah razı olsun diyoruz. İyi ki bağırmışsın hocam diye. Ya bu iş çocuk işi değil. Yani burada deprem olmayacak. Bütün dünya biliyor, bilmiyor. Bir sen biliyorsun, bildiğine dair de ortada hiçbir şey yok. Bir yazı yok, bir çizi yok. Yani bu konularda ben konuşmak istemiyorum ama e, milletim böyle şuna millet yatkın. Sen deprem yok desen daha hoşlarına gidiyor. Ama depreme karşı önlem alın. Bu ülkenin vatandaşı olarak bilinçli, kültürlü olun. Yöneticilere gözetim ve denetim görevinizi uygulayın diye bir görev verirsen zorsunuyorlar kulaklarını kapatıp başlarını kuma gömüp hiç duymayalım daha hoşlarına gidiyor milletin ama bu tavır bizim millete yakışmıyor. Bilgi toplumuna asla yakışmıyor. Onun için şöyle bir kendimize geleceğiz. Millet mülkün sahibidir. Devletin ve hükümetin sahibidir. Bir parti kuran adam sadece bir seçimde hükümetin kurdu diye devletin sahibi olmaz, mülkün sahibi olmaz. Millet bu gözetim ve denetim inişini ele almalı ve deprem dirençli yerleşim alanlarında yaşıyoruz diye kendini yönetmeye talip olanlardan bu yapıları talep etmelidir, sahip çıkmalıdır, gözetim ve denetim yapmalıdır. Oyu ile kendimizi bizi yönetenleri bunu yapmaya mecbur etmelidir. Kaç senedir bilimle <laughs> uğraşıyorsunuz? Bilimle mi? Marmara depremiyle. Bilimle. Yani ben 71 diyelim okumayı sayma. O zaman daha öğrencisin. Yani 72'nin sonunda ben İngiltere'ye gittim. Asıl bilim dünyası 72'den beri diyelim. 50 sene. Yani. <laughs> 50 yıldır Türkiye'de e Depremle ilgili uyarılarda bulunuyorsunuz. Özellikle işte 1999 depreminden sonra e, hem yaptığınız yayınlar hem çalışmalar e, bu uyarıların yanında e, bilimsel bir veriyle de sizi daha yüksek sesle konuşmaya itti. En son Hatay depreminden önce, aylar önce siz çıkıp dediniz ki burası çok tehlikeli, burada çok büyük bir deprem geliyor. <laughs> Hatta ben sizi çok yakından tanıdığım için biliyorum, bölgedeki valilere, belediye başkanlarına, ee, bakanlara ulaştınız mı bilmiyorum. Ee, Jeoloji Mühendisleri Odası, ben de onun deprem konseyi üyesiyim. O vasıtayla Cumhurbaşkanına, bakanlara, milletvekillerine, bölge valilerine, bölge belediye başkanlarının tamamına resmi yazıyla, raporlarla bu ihbarlar yapılmış. Yani o bölgede büyük bir deprem olacak Aynen öyle. İnsanların Aynen öyle. Bunu televizyondan söylediniz hatta evet, en son? Evet. E, fakat Gelin görün ki çok acı bir hadise. Bir Şubat gecesi yüz binlerce insanımızı kaybettik biz bu depremde. Şimdi yıllardır söylüyorsunuz benzer şey İstanbul için söylüyorsunuz. En son şimdi bu programda da konuşacağız sizle yaptığımız programda da teker teker konuşuyoruz. 18 il için aynı uyarı yapıyorsunuz. Ee, bir yandan da şeyi görüyor, görmüyorsunuz, bir yandan da karşı taraftan hiçbir refleks gelmediğini görmek canınızı sıkmıyor mu? Yani şöyle söyleyeyim, e, böyle resmi organlardan yani çok beklediğimiz bir tepkiyi görmüyoruz tabi, ama gerektiği zaman bazen böyle yani bizimle işte belli şekilde temasa geçebiliyorlar. Şimdi burada benim üzerinde durduğum nokta şu, bakın gerçekten öyle. Türkiye'nin gündemine bak, ne gündemleri tartışıyoruz. Ne siyasi gündemleri tartışıyoruz. Ne para kim kime ne para kaptırdığı onları aylarca günlerce konuşuyoruz. Yani bir sürü bir sürü şeyler konuşuyoruz. Hatta ülkenin beka meselesi diye incir çekirdeğini doldurmayan şeyleri söylüyoruz. Biz seçimler geçiriyoruz. Mitingler yapılıyor. Halk alkışlıyor, toplanıyor, ediyor. Bütün bunlarda hiçbir gün ne yerel ne merkezi seçimlerde halkın kendisi bizzat depremde ölmek istemiyoruz. Deprem bizim kaderimiz olamaz demiyor. Hiçbir zamanda kendini yönetenlerden böyle bir talebi olmuyor. Bu, bu işte insanı çok üzüyor. Bunca acının üstüne hala olmuyor olması canınızı sıkmıyor mu? Ya sıkıyor. Bak ben şunu diyorum. Yani bu benzetmeyi yaptım çoğu yerde. Yani sen ebeveyn olarak çocuklarını alıp pikniğe götürüyorsun. Birdenbire bakıyorsun ki çocuğun uçurum kenarına gitmiş orada oynuyor. Nasıl korkuyla saldırırsın o çocuğu kurtarayım diye düştü düşecek. Bilim adamları olarak bizler de aynı şeyi düşünüyoruz. Ben 2003 yılından beri Elazığ'a gidip Elazığ'a deprem gelecek diye söylemiş bilim adamıyım. Elazığ'da depremin yerini bile söyledik. Şurayla şura arası. Malatya'yı söyledik. Bak Elazığ'a gittik. Malatya'ya gittik. Bingöl'e gittik. Maraş'a gittik. Valileriyle, belediye başkanlarıyla görüştük. Üniversitelere gittik. Konferanslar verdik. Halka anlattık, bağırdık, çağırdık, söyledik. Elazığ her gittiğimiz yerde beni alkışladı şak 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 diye. Bir kulaktan girdi öbür kulaktan çıktı. Bizim Hiç memleketiniz değil mi hele? Memleketim evet. Memleketim diye yapıyordum. Ve sonuç itibariyle sıfır. Anlatamadık ve deprem geldi vurdu. Bak şu anda Elazığ'ın 3 ikisi haşat. Kim nedirse desin. Elazığ'ın 3 ikisini yıkacaksın ki rahat bir duruma gelsin daha öyle o durum. Hala o depremin üstüne Evet, aynen öyle. E şimdi e, kendi memleketime bile anlatamıyorum bunu. Elazığ depremi olduğu zaman 24 Ocak değil 26 Ocak öyle bak medyadan bulabilirsiniz. Elazığ depremini bildin, ettin diye medya toplandı söylüyor böyle. Ben dedim ki medya şimdi Elazığ'ı bırakın. Maraşa dikkat edin, Maraşa. Çünkü stres transferiyle Elazığ'daki önemli o fayın stresi Maraş tarafına gelmiştir. Maraş'ı da tehdit eder duruma gel <laughs> geldi diye. E ne oldu? Devamlı söyledik. Sonuç on binlerce, elli binlerce insan gitti. Bir gecede gitti. Şimdi bizim derdimiz kimseyi korkutmak, ürkütmek değil. Ama yani siz Bilim toplumuna yakışmayan, aydın bir insana yakışmayan tavrı sergilemeyin. Ben korkuyorum aman duymayayım diye boynunuzu deve kuşu gibi toprağa gömmeyin. Aksine kaldırın bakın. Bilim bunu söylüyor. Bilim dünyası ne önlem alabiliriz? Ne kadar insan kurtarırsak bizim için kardır diye. Biz bu Maraş depremlerini konuşurken yeterince biz önlem alsaydık Kaç on binlerce kişiyi şimdi kurtarırdık? Niye kimse onun hesabını yapmıyor? Niye o depremle yüzleşmiyoruz biz? Biz o depremde ne yaptık? Ne yapmadık ki bu kadar insanımız öldü? Bununla yüzleşmemiz lazım ki ülkemizdeki kentleri depremi hazırlarken yaptığımız yanlışları yapmayalım. Doğru yaptıklarımızı da tekrarlayalım. Yahut Toplum olarak biraz akıllı olalım. Bu neye benziyor biliyor musun? Ya doktora gidersen bana kötü bir şey derse kansersin diye onun için ben gitmeyeyim de onu duymayayım. İyi gitme. 10 sene fazla yaşayacağına bir sene sonra ölürsün gidersin yani. Siz e, Gümüşhane'de olan depremlerle ilgili bu son 2 günde Pazartesi'den beri olan depremlerle ilgili bir açıklama yaptınız. Dediniz ki bu depremler küçük ama Erzincan-Bingöl arasında... Deprem beklediğimiz 7 suyu fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir. Aynen öyle. Bak bu bu deprem e, yani bü, büyük bir ihtimalle diyeyim. Belki şimdi Akif Bey kızacaktır ama. <laughs> şimdi e, bu o o bölgede bir e, fay ismi var. Yani şu anda aklıma gelmedi. Söyleyeyim 7 su fayı. Ya e, ondan önce şu fay üzerinde oldu diyorum. Hı hmm, bir saniye söyleyeyim size. Evet. Yeşil dumanlı. Ah dumanlı fay zonunda. Dumanlı fay bu gümüşhanenin o hemen yakınında gelir, kuzey Anadolu fayına birleşir ve bu olur tarafına gider böyle yani kuzey doğu yönünden o dumanlı fay. Bu deprem de dumanlı fay zonunda. O fay tam Erzincan'ın biraz batısında kuzey Anadolu fayına birleşir. Hemen Erzincan ile Bingöl arasında 7 su fayı vardır. Yani bu deprem olan faya görece olarak yakın. O 7 su fayı en son depremi 1784'te üretmiştir. Ve deprem tekerür periyodu da dolmuştur. Ne kadarlık bir depremden bahsediyorsunuz? Yedinin üzerinde bir depremle. Oo, bayağı bir. Ve onun için ki ben birkaç gün önce Tunceli'ye dikkat edelim. Tunceli'yi depremi hazırlayın. Pülümürü depremi hazırlayın. Orada dikkatli olalım. Bunlar gerçekten tehdit altında. Bak aynen Hatay'ı söylediğimiz gibi, aynen Maraş'ı söylediğimiz gibi, Elazığ'ı söylediğimiz gibi Tunceli'ye sahip çıkın. Tunceli önemli. Çünkü tam riskin altında. Şu depremden sonra özellikle. Bu, bu depremde yani onu bilemeyiz. Yani oturup çalışsan o konuda da bir şey söylenir. Belki çalışan arkadaşlarımız vardır. İnsan yöntemiyle, GPS yöntemiyle, stres transferi yöntemiyle. Ama orada olan dörtlük, beşlik depremler o bizim her an dolmasını, kırılmasını beklediğimiz faya stres transfer etmiş olabilirler. 7 sufayından bahsediyoruz. Evet. 7 Yedi sufayı 7'nin üzerinde bir deprem üretme evet. potansiyeline sahip. Evet. Çünkü en son depremi işte 1784'lerde 90'da 7 sufayının çevresindeki iller hangileri? Yani birinci derece. Erzincan'ın bir... doğusu, Erzincanla Bingöl, Karlova arasında. Kilimürdün tam üzerinden geçen. var. Güneyinde Tunceli var. Bingöl var. Yani bu burada yaşayan insanlarımız var. Ben bizzat Bingöle gitmedim ama Tunceli'ye gittim. Tunceli'de halka anlattım. bir yetkili gelmedi. Bilmiyorum dediklerimi duymadılar ama halka anlattım. Bu sıkıntılı bir durum. Yani ne yapılsın? Yani bir bir kentte ne yapabiliriz diyebilirler. Bu yanlış arkadaşım. Biz mülkün sahibiyiz. Diyelim ki sen beni yönetmek istiyorsun. Burası da belediye seçimlerinde diyelim. Çıktığın zaman bana cafcaflı, lay lay lom işler söyleme. Benim can güvenliğim, çoluk çocuğumun güvenliği senin meydanda çiçek, böcek yapmandan çok daha önemli. Sen deprem konusunda bana ne yapacaksın? Benim oturduğum yeri deprem dirençli yapacak projelerin, planın <laughs> niyetin var mı? Niyetin var diyorsan o hazırlığı <laughs> bana gösterip, <laughs> ikna ediyorsan benim oyum senin. Hiç partizanlık yok. Hangi partiden olursan olsun. Bak hiç parti lafı etmiyorum. Yönetime kalkmış adamlar. Her parti başımızın üzerinde. Ama bunu iste. Bunu isteyemiyor musun ya? Halk bunu yapamaz mı kardeşim? Bunu yapmadığımız sürece de bu ülkede deprem derdinden, korkusundan kurtulamayız. Bu söylediğiniz çok önemli. Yani çünkü tam da e, Maraş depreminden önce söylediğiniz şeyi söylüyorsunuz. Evet. Mi? Maraş depreminden önce Maraşa dikkat edin demiştiniz. Şu anda 2023 aralığındayız. Bugün ayın kaçı? 19'u mu? Evet. Tunc Tunceli Tunceli'yi söylüyoruz Diyorsunuz şimdi. ki Tunceli'ye dikkat evet. edin. Şu anda özellikle son Gümüşhane'de olan depremler eee 7 sufayı diye tanımlanan fayın e, ve 7'nin üzerinde bir deprem yaratma ihtimali çok yüksek olan fayın e, harekete geçmesi, o büyük depremi bir stres üretmesi için... yüklemiş olabilir, olabilir bir miktar. Diyorsunuz. Yani o kadar. O yüzden Tunceli'ye evet, dikkat edelim evet. diyorsunuz. Evet. Yani, Bingöl'e, Tunceli'ye. Evet, aynen öyle. Şimdi burada o zaman yerel yönetimleri, merkezi yönetimin çok daha özenli olması lazım. İmarda, iskanda, kentin, şehrin, köyün mekan kullanımında, zavallı köylünün bilinçsiz taş taş üstüne yaptığı evlerde şimdiden depremin geleceği belli değil ya daha zamanda. Buraları yaparak, düzelterek, ederek bir özenle, halkla birlikte, yerel yönetimle birlikte el ele kol kola olursa biraz bunlara şefkat, biraz bunlara cesaret, biraz moral verirsek ülkeyi depreme hazırlarız. Ya başka türlü nasıl hazırlarız ya? Bir ara veriyoruz. Aranın hemen ardından az önce konuştuğuma devam edeceğiz. Profesör Doktor Naci Görür'le birlikte. Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Canlı yayındayız. Konuğumuz Profesör Doktor Naci Görür. Sevgili seyirciler, Türkiye'de şu anda aslına bakarsanız bu kadar büyük acıları, hele bu kadar büyük bir acıyı çok yakın bir süre önce yaşamış bir ülkede, şu anda ortalığın ayak kalkması lazım. Şöyle ayağa kalkması lazım. İnsanları uyarmak, bu konuyu gündemde tutmak adına. Çünkü Maraş depremini haftalar, aylar öncesinden haber veren, Türkiye'nin kendi alanında uluslararası anlamdaki en itibarlı bilim insanlarından biri bu akşam diyor ki son Gümüşhane'de yaşanan e, meydana gelen depremler tıpkı Maraş'ta Şubat ayında olduğu gibi o bölgedeki çok önemli, çok büyük, yıkıcı etkisi olacak bir fay hattını tetiklemiş olabilir. Ve orada 7'nin üzerinde bir depreme sebep olabilir ve bizzat da yerlerin ismini söyledi sayın Görür. Tunceli ve Bingöl bu bölgelere çok dikkat etmek lazım. Bu bölgelerdeki yapıların bu depreme hazırlıklı olup olmadığına tekrar bakmak lazım. Çünkü bilim bize diyor ki son Gümüşhane'deki deprem Tunceli ve Bingöl'ü ciddi anlamda tehdit ediyor. Ee, bilmiyorum kaç tane haber kanalının, kaç haber sitesinin, kaç haber portalının ilgisini çekiyor bu. Ama tahmin ediyorum Allah korusun yine böyle büyük bir deprem meydana geldiğinde ilgisini çekecek çekmeden ne kadar çok insanın canını kurtarabilirsek, ne kadar çok insanın dikkatini çekebilirsek o kadar kardır. Buradan Tunceli valisi, Bingöl valisi, bölgedeki belediye başkanları lütfen e, Bilim birim haykırışlarına kulak verin, Ciddiye alın, dikkate alın. Kimse kim, almadı tabii söyle, böyle, kim, Kendimize konuştuk yine burada, de o Yani tetiklemekten ziyade tetiklemek dediğin zaman yani böyle genel kullanılır. E, stres transferi olmuş olabilir. Aynı Maraş'taki uyarınızın aynısını Aynen. Hocam? Aynı aynen. cümleleri kullandınız. Ona benzer bir şey. Yani bak bunu unutmamak lazım. Stres transferi sadece aynı fay fa üzerinde olmayabilir. Hmm. Komşu faylarda da onu yapabilir. Dolayısıyla e, bu Tunceli e, Bingöl arasındaki fay doygun olduğunu düşünüyoruz. Yani bardak <laughs> dolmuş artık her an patlayabilir. Bu tür depremler de bardağı taşıran son damlı olabilir. Öyle çok büyük stres, bir basıncın transferine lüzum yok. Bak diyorum ya bazen bir araba lastiğini doldu yani şişirecek kadar işte basınç bir fayı harekete geçirebilir sizle program öncesinde konuşurken e, dediniz ki işte ben birazdan sayacağım bu illeri. 18 il. Yani üzerinde fay hattının üzerinde yaşayan 18 il var Türkiye'de ve aktif fay hatları bunlar. Bunları konuşurken siz bir yeri söylediniz bana çok dikkatimi çekti benim. Gemlik dediniz. Dediniz ki gemliğin normal şartlarda orada bir şehrin olmaması lazım. Bir yaşanan yerin, insanların yaşadığı bir yer olmaması lazım. Ben size şey anlatmaya çalıştım. Sağlam bina falan dediniz ki sus sus dediniz. Yani fay hattı var. Bayağı bildiğiniz fay hattının üzerinde şehir var Türkiye'de. Adı da Gemlik dediniz. Ve üstelik de bakın yani orayı şunu söyleyeyim. Hükümetimiz bunu öngörmüş. Galiba bir yasa da çıkartmışlar. Gemliği taşımaya karar vermişler. Ne zaman alıyor bu? Kaç sene önce? Fakat sonra siyasi bir takım şeyler çalışmış yine o işten vazgeçmiş durmuşlar. Gemlik muhakkak taşınmalıdır. Gemlik bakın hem Fayın üzerinde yani Geyve, Iznik gemlik. Gelen doğu Ana e, e, Kuzey Anadolu Fayının Güney kolu üzerinde tam oturuyor ve oturduğu yerde kumul kumul alüvya alü, dolgu deniz kumuyla dolu. Yani kurtulma şansı yok. Belki orada böyle tek katlı çok zayıf evler olsaydı hadi bir bakıma. Belki de bir zaman bilindiği için öyle fazla yüksek yerlerin dışında bazı yerler de var. Şimdi rant modasına uyup oralarda yükselmeye kalkar. Gemlik Güney kolun Deprem üretmesi halinde hiç kalmaz. Yani orası bir şekilde biter. Onun için onu bu e, armutlu yarımadasına veya güneyine o yüksek yerlere, sağlam yerlere burayı taşımak lazım. Hükümet burayı tahliye etmek kararı hükümetin doğrudur. Kim bunu engellediyse yanlış yapmıştır. Ama sadece sorun orada Gemlik'te de değil. Yani çok sorunlu yerler var. Demin senin dediğin gibi 18 ilimiz ve ondan çok daha fazla, yüze yakın ilçemiz ya onları saymıyoruz daha il il bazında doğrudan doğruya fayın kucağında yaşıyorlar. Sayayım mı hocam evet. illeri? <laughs> ee, Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası'nın raporu 18 kent bizzat aktif, yıkıcı etkisi olan fay hattının üzerinde yaşayan 18 kent. Bu bilgi çok yeni bir bilgi. Ya daha doğrusu e, raporla birlikte bizim öğrendiğimiz bir bilgi. Kahramanmaraş, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, Eskişehir, Denizli, Muğla, Kayseri, Tokat, Kocaeli, Osmaniye, Konya, Aydın, Balıkesir, Burdur ve Manisa. Bunların dışında İstanbul gibi, İzmir gibi çok yakınından... İzmir'i de fayın üzerinde yaşayan saymak lazım. Öyle mi? Burada evet. bu listede görmedim e, ben. Çünkü artacak o. Öyle mi? Evet. evet. Yani şu an için elimizdeki bu. Evet. İzmir'i de ekliyorsunuz bu siz buna. Dediğiniz illerin tamamı üzerinde raporlar ilgili bütün devlet erkanına iletilmiştir, bildirilmiştir şu an itibariyle evet. yani İzmir valisinin elinde bu bilgi var. Hepsinde Muğla var. Belediye Başkanı bunu biliyor. Biliyor. Milletvekilleri de biliyor, hükümet yetkilileri de biliyor. Şimdi burada önemli olan şu bak. Yani gerçekten bunu ben milletime anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ülke, ülkedeki faylar, kentleşme günlük değil. Senin ömrün 70 sene, 80 sene yaşar gidersin senin çocukların yaşar. O gider, o torunların yaşar. Devamlı buna kalan yerlerdir. Ebediyen inşallah bu ülke bizim yurdumuz olacaktır. Bu coğrafyanın bir özelliği deprem hatlarıyla örülmüştür. 500'ün üzerinde aktif deprem hatlarıyla örülmüş bir ülkedeyiz. Japonya'da kadar tehlikeli bir bölgeyiz. Japonya'da belki bizden biraz daha fazla deprem oluyor ama bizim kadar insan ölmüyor. 14 milyon sene önce bu deprem mekanizması bu topraklarda kurulmuş. 14 milyon seneden beri deprem devam ediyor. Daha da milyonlarca sene devam edecek. Biz bu ülkede ebediyen yaşayacaksak millet olarak şöyle bir düşünmemiz lazım. Benim illerimin deprem tehlikesi nedir? Her ilin oraya gelen vali, belediye başkan, hükümet ya her ilin bir özelliği vardır değil mi? Bir huyu vardır ya. insanının huyu vardır. Kimi yerde zeytin vardır, kimi yerde bağcılık vardır, kimi yerde şarapçılık vardır, kimi yerde dutçuluk vardır, ipek böceliği vardır. Yani benim kentimin deprem tehlikesi nereden geliyor tehdidi? önce o tehlikeyi bir analiz edecek. Benim kentime bu tehlike gelebilir. Gelirse beni nasıl etkileyebilir? Onu çalışmasını yapacak bilimsel olarak. O halde deprem gelmeden önce ben nasıl önlem alıp da bu işi engelleyebilirim diye yapacak. Bak burada hiç zaman söylemedim bizim milletimize hatta yönetimimize sorsan ne zaman olacak? Görüyor musun? Ya zaman önemli mi? Milyonlarca seneden beri oluyor ve olacak. Sen önce kentin deprem tehlikesi nerededir? Eni nedir? Boyu nedir? Derinliği nedir? Kaç büyüklükte deprem üretir? Kaç yılda bir deprem üretir? Üretirse benim kentimi nasıl etkiler? Neyim yıkılır, neyim nasıl olur, altyapım mı yıkılır, o mu böyle bütün bunları araştırırsın. Bunlar olmaması için deprem gelmeden sen kentini ona göre oluşturursun. Burada zaman yok bak. Neden? Bugün gelirse ben ölürüm, yarın gelirse çocuğum ölür, öbür gün gelirse torunum ölür, daha öbür gün gelirse benim milletimden insanım ölür. Ya bu, bu kadar zor mu bunu anlamak? Biz ülkede behemhal bu hükümetin yapacağı şey hükümetlerin valilere belediye başkanlarıyla omuz omuza verip bu ülkedeki bütün kentlerin deprem tehlike analizini yapacak. Ondan sonra risk analizini yapacak deprem gelirse benim kentim nasıl yıkılır nereden yıkılır ne yapılır ondan sonra önlem alacak. Hiç ne zaman gelir nasıl gelir falan onları bırak Bizim millet bile jeolog gibi onu soruyor. O deprem olur mu olmaz mı? Sana ne kardeşim? Niye o ayrıntıyla ilgileniyorsun? Neden? Neden? Öğrenmek istiyorsan okursun sonra. Tamam öğrenmeye bir şey demiyoruz. Ama depreme böyle yaklaşılmaz. Millet de bu işi yaptırmak için kendi görevini yapacak. Şimdi bunu yaparsak bu olur. Bu kentler niye deprem kucağında oturuyor biliyor musun? Şimdi birçok yerde faylar hareket ettiği zaman o fayların hareket yerlerinde normal ovalar teşekkül eder. Biz onlara havza deriz. Mesela pul apart, çek ayır havzası deriz. Sıkışma havzası deriz. Yani fayların niteliği gereği kimi yerlerinde havzalar oluştururlar. Oralarda kumluk, alüvyonlu, Çakırlı, kumlu ovalar olur. Düz ovalar. Su bol olur. Ağaç bol olur. Çiçek bol olur. Hayvanat bol olur. Her yerden ya sıcak su kaynar ya soğuk su kaynar. Yaşam güzeldir oralar. Bizim halkımız oralara celp edilmiş. Bilmiyor o zaman depremi. Gitmiş. Devlet o zaman daha o, o, o dönemlerde bil, bilinmiyor. Yani suçlamamak lazım. Şimdi burada evler yapmışlar, binalar yapmışlar falan. Fakat Avrupalı bunu 1700 yıllarında onu kavramış. 1800'de bütün işini bitirmiş. Yani biz daha 1884 depreminde bile İstanbul yani talan olmuş bir şey. Şimdi bu yerlerde bütün bu saydığın bütün il illerin karakteristiği zemini kötü kumlu, alüvyon zemin ve dolayısıyla deprem dalgaları geldiği zaman hızı yavaş, en fazla orayı sarsıyorlar depremin etkisinin büyüdüğü yer. Adam gibi de bina yapmayınca, adam gibi temel yapıp oraya uygun <laughs> yapı türü oluşturmayınca <laughs> bunlar olmuş. Şimdi hadi diyelim ki Osmanlı dönemini bırak bilmiyoruz 1939'da Cumhuriyet var ya var Cumhuriyet aydın bir ülke Erzincan depremi olmuş 49 42 43 Nikser Erba 44 57 Abant 67 Adapazarı, pazarı 99 iki tane bu son depremler 2003 2011 Van 2020 Elazığ, 2023 Maraş. Bak düşün. Bu kadar deprem oluyor. 200 bine yakın insanımız ölüyor. Yahu devlet olarak, millet olarak bir kendimize gelemiyor muyuz ya? Gerçek beka meselesi bu değil mi? Depremi durduramayacağımıza göre biz her depremde binlerce ölü nasıl veririz, nasıl toprağa gömeriz ya? Bunu nasıl biz hazmedebiliyoruz? Eğer etmeyeceksek en başta devlet bütün illerde deprem tehlike analizini yaptırsın. Bir deprem bakanlığı veya afet bakanlığı kursun. Ciddi bir bütçe versin ona Milli Eğitim Bakanlığı gibi. Bismillah desinler deprem yerlerinden başlayıp kentleri deprem dirençli yapacak hale getirsinler. Bütün yerler bu. Yani başka ülkede olsa emin olun bu 18 kent saydın ya Oralarda şimdi kesinlikle deprem dirençli hale getirmek için çalışmalar hızla başlamıştı. Belki de bitmek üzereydi. 6 ay önce 150 bin, 200 bin insanı toprağa vermişken. Evet. Ve hiç hiçbir şekilde umursamıyoruz. Orada oturanların da hissesi çıkmıyor. Yönetenlerin de hissesi çıkmıyor. Bekliyoruz. Ya neyi bekliyoruz neyi? Niye bekliyoruz? Niye gereğini yapmıyoruz? Bana Maraş'tan yazıyorlardı ya benim Twitter iki buçuk milyon insan neredeyse takip ediyor. Bana diyorlar ki hocam sen yırtınıyorsun, bağırıyorsun ama bizim burada hiçbir şey hareket yok. <laughs> hiçbir şey olmuyor. Vatandaştan da gidip diyelim ki belediyenin onun bunun yani demokratik anlamda bilim adamları bağırıyor. Siz hazırlanıyor musunuz demiyor. Yönetim de demiyor. Hiç kimse de bir şey demiyor. Biz biz kendi kendimize gelin güvey oluyoruz. Deprem geliyor, geliyor, geliyor. Bir de Bizi çığırtkanlıkla suçluyorlar. Ee, ne, bilmem ne şey yapıyor. Afet tellalı. Ne tellalı diyorlar işte. Bilmem ne tellalı diyorlar. İşte sen de dedin ya. Rant mant dedin şimdi öyle. E bu nasıl bir mantıktır ya? Ya sen bunu nasıl diyorsun? Gün yani 50 binden fazla insanın öldüğü bir ülkede hangi cesaretle bu lafı ediyorsun ya? Ya inanılır gibi değil. Gerçekten inanılır gibi değil. Ee, dolayısıyla yani bizim e, hükümetimiz hükümetlerimiz halkın denetimi altında mülkün sahibi halk hükümetleri dize getiren zorlayan halkın talebidir. Zaten halk iktidara e, devlet ya hükümet iktidara gelirken e, şeyler anketler yapıyor halkın istediğini yapmak istiyor. Bütün bu anketlerde depremde ölmek istemiyoruz. Deprem dirençli kentler dese, söylese siyasetçi de onu yapar ya. Başka bir şey yapar mı? Yapmazsa oy vermesin biter. Devre dışı kalır. Hocam yani sadece siyasetçim bilmiyorum. Artık benim ben bu deprem sürecinde yaptığım, sizlerle bilim insanlarıyla yaptığım yayınlardaki söylediklerim artık öyle bir noktaya gelmiş artık şaka konusu falan oldu. Yani ben size göstereyim. Bizim mesela bu programın duyurusunu alıntılara falan bakın. Hocam biz öyle miyiz böyle miyiz kah kah, kah 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 şakalar yapılıyor falan ya 200 bin kişi falan ölmüş depremde yani 200 bin kişi falan diyorum çok özür dilerim 200 bin kişiye yakın insan ölmüş depremde ee, burada eleştirdiğimiz şey sadece siyasetin devleti yönetenlerin yerel yöneticilerin biz, değil biz... vatandaşın da evet. vurdum duymazlığı ama vatandaş şu anda mesela bu konuyla şaka yapabilecek noktaya gelmiş üstüne baya böyle Twitter'ın yani... büyük dehalarının falan kah kah keke muhabbetleri var Allah akıl fikir versin ben yolumdan dönmeye de niyetim yok bunu tekrar söyleyelim. 18 il siz İzmir'de dahil ettiniz. Ee, belki bu illerde yaşayan 3-5 kişi daha 24'e çıkacaktır. Öyle mi? Evet. Bildiğimiz 18 19 il tekrar söyleyelim. Burada yaşayan vatandaşlarımızın, belki burayı yöneten yerel yöneticilerin, e, valilerin, belediye başkanlarının e, ilgisini çeker. Bu vesileyle çeker diye ben bir kez daha söyleyeyim. Ama bir şey vurgulayalım. Buyurun. Bizim bu konuşmamız hemen bugün yarın deprem olacak aman ha aman değil öyle değil. Bak burası bu özellikte bu, burada oturuyorsunuz. Günün birinde muhakkak bir deprem olacaktır. Ama bugün ama yarın önemli değil. Kendi insanımızı kaybedeceğiz. Zamandan kurtulun, atın. Ben mesela bazı konuşurken desem ki burada 50 sene sonra, 100 sene sonra deprem olacak dinleyen vatandaş diyor ki hocaya bak diyor 50 100 sene sonra diyor ben aç ben şey mi kalacağım ya zal falan bak düşünce böyle çağdaş bir insan gibi ülkesine sahip insan gibi insanını seven bir insan gibi yarın da benim çoluk çocuğum insanım ölmesin diye biraz kendine gelmeli. Onun için bu iller muhakkak depreme hazırlanmalı, muhakkak ve hemen başlanmalı. Neyi bekliyoruz onu da bilmiyorum. Yani hemen İstanbul şart değil bak işte bunlar ortada hepsi. İzmir siz eklediğiniz diye en başta İzmir'i evet. söylüyorum. İzmir, Kahramanmaraş, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, Eskişehir, Denizli, Muğla, Kayseri, Tokat, Kocaeli, Osmaniye, Konya Aydın, Balıkesir, Burdur ve Manisa. Bu Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası'nın hazırladığı son rapora göre üzerinden fay hattı, yıkıcı fay hatları geçen, fay hatlarının üzerinde yaşayan 19 şehrimiz. Evet. Ee, burada e, yerel seçimler yaklaşıyor. Yani yerel seçimler aslında bu noktada vatandaşın duyarlılığının e, yerel yöneticilere de geçebileceği en önemli dönem. Çünkü hani rant rant diye bağırıp çağırıyorlar ya işte al sana siyasi rantsa oy oysa da vatandaşın duyarlılığı. Şimdi e, buralardaki insanların e, beklentileri belediye başkanlarından beklentileri belediye başkan adaylarından beklentileri e, siz şu anki gözleminize göre ben şimdi yine Türkiye'yi geziyorsunuz ben geçen sizi aradım işte Anadolu'nun bir yerindeydiniz Karadeniz'deydiniz Ankara'daydınız oradaydınız buradaydınız yani siz de Türkiye'yi geziyorsunuz vatandaşların yerel seçim yaklaşırken kendilerini yönetecek belediye başkanlığı adaylarından bu noktada beklentileri nasıl görüyorsunuz? Yani henüz yok. E bak depremi yanlış yorumluyorlar. Şimdi depremi ceza gibi yorumlayanlar var. Deprem yani Allah'tan gelir. Kimse hiçbir şey yapamaz diyen var. Yani dini felsefeden bakarsan elbet her şey Allah'tan gelir. Ona bir şey değil ama Allah sen sana akıl fikir veriyor. Bizim dinimizde doğru davranışın nasıl olduğunu söylüyor. Yani halk önce depremi, deprem kültürünü, bilimi bilimin ışığında bu işleri anlamalı. Ondan sonra da talep etmeli. Ama ben görüyorum ki böyle bir talep yok. Yani e, domatesin, biberin fiyatı çok daha öne çıkıyor. Elbette ki önemli pahalılık şu bu enflasyon ama ama hiçbir şey can güvenliğinden önemli değil. Devlet ise yani bizim hükümetlerimiz devlet ise hizmet denildiği zaman daha çok yol, köprü, baraj, su falan yapıyor. Bir, bir sonraki seçime oy almak için eser güya oluşturuyor. Devletin bile ki devlet 100 sene, 300 sene ileriyi düşünmek zorundadır. Devletin bile aklına bu ülkeyi deprem dirençli hale gelmek gelmiyor. Bunun için bir plan program yapmıyor. Bak yeterince. Bu hükümet zamanında bir takım faaliyetler oldu ama bizim Türk hükümetleri 1939'dan bu yana diyorum 2010'a kadar 2010'a kadar e, daha çok daha çok e, depremi bekleyen afete müdahale etme stratejisini güttüler. Yani deprem olsun, ölen ölsün, kalan sağlar bizimdir. Çekeriz çizmeleri, gideriz deprem yerine, halkı aç bırakmayız, susuz bırakmayız. Hem de halkın ilgisini çekeriz, hem de oradan oy devşiririz. Yani önce bir ölen ölsün de ondan sonra gidelim mantığı yürütüldü. 2010'dan sonra bu yani şehirlerde kentsel dönüşümle deprem olmadan önce biz dep halkı kentleri depremi hazırlamalıyız düşünce düşüncesi bu hükümet zamanında oldu yani gerçek risk yönetimine döndük. Şimdi onun için hükümetlerin behemahal bu deprem konusunu en önemli gündem olarak almalı. Bakın. Eğer Marmara Denizi'nde bu deprem olursa Türkiye'de Marmara bölgesinde ekonomi çöker. İstanbul'daki yani bizim kayıplarımız Güneydoğu'daki 11 ilden daha fazla olur. Türkiye Cumhuriyeti bu yükü kaldıramaz. Dünyaya el açar duruma düşeriz borç isteyen talimat alır. Talimat alırız, talimatla yönetiliriz. Yani hem ekonomik bağımsızlığımızı <laughs> hem de siyasi bağımsızlığımızı bir noktada yitiririz. Aklımızı başımıza toplayalım. Gerçek beka meselesi bu. Şimdiden planlı, programlı bu bizim deprem kuşaklarından başlayarak bir bakanlıkla, bakanlık bütçesiyle, Bakanlığın diyelim hedefleriyle yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık planı programıyla bu işlere başlayalım. Halkı bu yönde iyice eğitelim, anlatalım. Zaten halkı eğitmeden siz asla kenti deprem dirençli yapamazsınız. Deprem dirençli nasıl yapacağız bir kenti? Bu kadar diyorum ya, o kadar zor değil. Yönetimi daha uyanık, daha iş bilir yapacaksın. Halkı eğiteceksin, bilinçlendireceksin, deprem kültürü vereceksin. Alt yapıyı deprem dirençli, dayanımlı yapacaksın. Yapı stokunu elden geçireceksin, deprem dirençli yapacaksın. Ekosistem ve çevreyi deprem dayanıklı yapacaksın. Ekonomiyi deprem dirençli yapacaksın. Yani altı unsuru deprem dirençli yaparsan deprem gelir o kente minimum zararla veya hiç zarar almadan doğru dürüst atlatırsın. Dünya bunu yapıyor. Japonya böyle, Kaliforniya böyle, İtalya böyle, Çin böyle, Meksika böyle. Ben ne diyeyim ya yani her yerde bu yapılıyor. Biz niye yapamıyoruz? İstanbul'da belediye başkanlığı seçimi olacak. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sayın İmamoğlu aday. AK Parti'nin adayı da bu yakınlarda açıklanır. İsmi geçenler var. İsmi geçenlerden bir tanesi eski Çevre Çevrecilik Bakanı Murat Kurum. Ee, diğer partilerin adayları da önümüzde yani bu ay içerisinde muhtemelen belli olacak bütün partilerin İstanbul'a kimi aday gösterecekleri. Ee, önce var olan belediye başkanıyla Sayın İmamoğlu'yla depremle mücadele, depreme dayanıklı bir İstanbul noktasında bir temasınız oldu mu? Önümüzdeki döneme dair bu seçim kampanyasında da bu söylemler ne kadar olacak hepimiz çok merak ediyoruz. Sonrasında e, Sayın Kurum henüz aday değil ama aday adayı e, başka adaylarla ya da başka partilerle Temasınız sizin oldu mu? E, konuştuğunuz isimler size ne söylüyorlar? E, bu anlamda İstanbul yönetecek isimlerde sizin aradığınız bir bilim insanı olarak özellik ne? Yani şöyle söyleyeyim. E, yani İmamoğlu da diyelim ki benimle bu deprem konusunu istişare eder. Sayın Kurum da öyledir. E, Memleket Partisi lideri de benimle bu konuda görüşmüştür. E, İyi Parti yetkilileri de görüşmüştür. E ee, yani parti liderleri mesela Ali Babacan'la da biz 2-3 saat program yapmışızdır. Şimdi hepsi deprem konusunda bizim bilimsel fikirlerimizden, görüşlerimizden yararlanmak istediklerini söylemişlerdir. Biz bir şart ortaya koymuşuzdur. Biz siyaset üstü kalmalıyız. Yani benden hizmet almak benim göğsüme rozet takmak değildir. Bunu yaparsanız benim sesim bütün insanlarıma ulaşmaz. Deprem siyaset üstü bir konudur. Biz göçük altından insanları MHP'li, CHP'li, AP'li diye çıkarmıyoruz. Kendi insanımız. Ben siyate, siyaset üstü kalacağım. Siyaset konusu, şey, deprem konusunda da kim olursa olsun emrine amadeyim. Kimse demişimdir. Sesi. Bunu yani AK Parti'nin belediye başkanlarını da demişimdir. CHP'nin başkanlarına da ona da buna da. Kimi partiler bana çeşitli teklifler yapmışlardır. Belediye başkanlığı veya milletvekili hakkında. Tek dediğim lütfen beni siyasetin içine sokmayın ki siyaset üstü kalıp ülkeme, insanıma hizmet edeyim. Bunu halen daha devam ediyorum. Hangi siyasetçi, parti bizim bilgimize ihtiyaç duyuyorsa, 10 dakikada olsa bizimle konuşmak istiyorsa emrine amadeyiz. Zaten onun için Türkiye'de her yere mümkün olduğu kadar yaşım başım müsaade ettiği sürece gidip bilgi aktarmak istiyorum. İnsanlarıma doğruyu anlatmak istiyorum, uyandırmak istiyorum. Kül, deprem kültürü vermek istiyorum. Farkındalık yaratmak istiyorum. Bak şu gördüğün kitabı da ben Buyurun. yani e, ee, deprem ilkokulda çocuklardan e, başlar diye bir çocuk kitabı yazdım. Bunu çeşitli belediyeler mesela alıp kullanıyorlar. Gösterin hocam gösterin kameraya göster. Evet. Öbür tarafa bu tarafa bu tarafa. Ah işte oraya bravo. Yani e, gönül ister ki bu tür faaliyetler daha olsun. Yani sonuçta bizim ülkemiz depremi yıkılmadan, güncel gidişatından değişiklik olmadan, günlük hayat kesintiye uğramadan, insanlarımızı kaybetmeden, afet boyutunda yıkıma uğramadan geçirecek duruma gelsin. Bunu yapmış birçok ülke biz de yapma bu 19 ille ilgili şimdi izleyicilerimizden bu 19 ilde yaşayan izleyicilerimizden çok yoğun mesajlar geliyor. Ne olur burayı da konuşun, burayı da konuşun, bizim ilde konuşun diye. Şimdi burada böyle bir zaman yok. Fakat biz bu 19 ili konuşuyoruz bir yerde. Evet. Sizinle bir programa başladık iki hafta önce. hatta sizin o programda ben onu söyle oradaki gözyaşları sizin gözyaşlarınız değil. Maalesef Türkiye'de çaresiz kalan bilimin gözyaşları onlar. siz kendinizi tutamadınız orada bir hikaye anlatırken bizi de çok duygulandırdınız hatta o anda e, sizin gözyaşlarınızla başladık maalesef programa ama başladık biz e, o programda e, bu illeri teker teker konuşacağız sizinle e, teker teker o illerdeki riski o illerdeki durumu bir bilim insanı olarak sizin gözünüzden sizin analizlerinizle vereceğiz burada böyle bir 19 ili teker teker konuşacağımız ne zaman var e, ne de zannediyorum e, böyle bir şey var yer var e, televizyonlarda da fakat bizde var bunu sizle Kafa TV'de yapıyoruz İlk iki bölümü çektik. Ee, diğer illerde teker teker konuşacağız. Buradan izleyicilerimize de söyleyelim. Ee, orada yakaladıklarında programda kendi illeriyle ilgili bilgileri de okuyabilirler, seyredebilirler. Program bitti hocam. Çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. İnşallah yararlı olmuştur. Ne kadar uğraşırsak, ne kadar bu işi dile getirirsek, o kadar yararlı. Tekrar edelim. Burada hiçbirimizin halkı korkuya, endişeye vesaireye sevk etmek amacımız yok. Biz burada bilimin ışığı altında bilimsel doğruları söyleyerek yerel yönetimi, hükümeti ve halkı doğru davranış şekline, önlem alma durumuna getirmek mümkün olduğunca bu zararın yani depremin vereceği zararları azaltmak. Bunu yapmak zorundayız. Depremde zamanı ben, bizim aile, bizim ev bir şey olacak mı fikrinden vazgeçip tüm insanlarımızın lehine yararına olacak ortak noktada birleşip hükümetle, yerel hükümetle, halk olarak partilerle kol kola girip siyaset üstü kalarak bu derdi çözmemiz lazım. Bu mümkündür, başarılmıştır, biz de başarabiliriz. Az önce konuştum bitti, hoşçakalın.